İyi günler sayın seyirciler. Başkent Kulesi'ne hoş geldiniz. Evet, bildiğiniz gibi seçimler bitti ve koalisyon tartışmaları, koalisyon görüşmeleri başladı. Seçenekler neler? Birçok senaryo konuşuluyor. Birçok konu konuşuluyor. Şu anda partiler birbirleri arasında temaslarını ilerletmiş durumdalar. Ve herkesten her dakika bir açıklama geliyor. Biz biraz daha olayı aydınlatmaya çalışacağız. Neler oluyor, neler bitiyor. Aynı zamanda Kaçaksaray'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tarafında neler oluyor? Orada neler konuşuluyor? Dün bildiğiniz gibi Başbakan Davutoğlu ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan bir araya geldiler. Neler konuştular? Ayrıntılar var mı? Bunları Aydınlık Gazetesi Ankara temsilcisi Sayın İsmet Özçel'e soracağız. Bunun gibi tabii aynı zamanda Diyarbakır'da dün bir çatışma meydana geldi ve çok olaylar büyüyebilirdi. Diyarbakır'da neler oluyor? Bunu da konuğumuza soracağız. Öncelikle tekrardan hoş geldiniz efendim. Sağ olun. Koalisyon çalışmalarından başlayalım bence. Şu anda bildiğiniz gibi artık seçimler bitti ve artık önce erken seçim mi olur, olmaz mı tartışmaları artık sona erdi. Ve bunu istemeyen birçok parti de var. Ve şu anda tartışılan konu koalisyon. Acaba hangi parti kimlerle koalisyon kuracak? Acaba bir azınlık hükümeti mi olacak? Azınlık hükümeti nedir? Hangi partiler azınlık hükümeti düşünür? AKP tarafında durumlar nedir? Bütün bunları tartışalım istiyorum. Şimdi koalisyon çalışmaları nasıl gidiyor? Partiler arasındaki durum nedir son evet, sizin de, aldığınız bilgilere göre? Dün de konuştuk. Bir defa erken seçim en zayıf ihtimaldir. Yani bu parlamentoda hiçbirisi erken seçimi göze alamaz. Evet. Erken yani, seçim derken yakın bir zamanda, iki yıla kadar. Hayır, bir de o da öyle bir tartışma da var. Evet. Yani işte 45 günde hükümet kurulaması erken seçime gidilir. Yani böyle bir irade yok şu anda. Ya bu ne AKP için geçerli? Ne CHP için? Durumu daha da vahim oldu. AKP'nin güçle topladığı oylar var. O gücün kaybolduğu görülünce işler değişir. Daha aşağı inebilir. Hızlı bir şekilde. Yani yukarı çıkmaz, aşağı inebilir. Dün de tartışmalarda mı konuşmuş herhalde? Evet. İkincisi HDP. HDP herkes ayar kaçtı deniyor. Yani biraz AKP tek başına iktidar olmasın diye işte barajı açsın bilmem ne falan vardı. HDP'nin bu kadar yüksek oy alması, yani kendi deyimleriyle her ne kadar Kandil itiraz ediyor ama emanet oyların ayarı kaçmış vaziyette. Hiçbir zaman böyle bir manzara ortaya çıkmaz bir daha HDP açısından. Evet. Hatta daha da farklı bir şey gelebilir. Bu süreçte HDP'nin gerçek yüzünü anlarsa insanlar, ki ben o işin çok uzun sürmeyeceğini sanıyorum. Türkiye kurulan tuzağı İnsanlar çok çabuk anlayacaktır. Bakın Diyarbakır'da yaşanan olaylar da bunların bir gerçekten bahsediyor. Samimi misiniz bu konuda? Yani daha öncesinden HDP farklı mıydı da şimdi farklı bir hamle yapacak da insanlar bunu tanımlayacak, anlayabilecek? Ay şöyle, HDP için biraz sonra HDP'nin nasıl iktidara getirildiğini isterseniz tartışalım. Yani tabii, bununla ilgili elimizdeki bilgileri de evet, hemen onu da söyleyelim. Paylaşalım. Yani evet, bugün İsmet Özçelik'in çok önemli bir yazısı var. Gazete evet. Aydınlık Gazetesi'nde. Bütün okuyucularımıza buradan, yani okuyuculara evet, da seslenelim. Onları da anlatalım. Yani ikinci kez böyle bir tezgaha düşmeyeceklerdi. Onun için HDP de böyle bir seçimi göze alamaz. CHP zaten oy kaybetmiş. Evet. Şu anda moral, bakmayın siz o tantanalara, işi kargaraya getirmek istiyorlar. Ancak birkaç hafta içerisinde, bak uzun söylemiyorum, nitekim bugün başlamış zaten. Bir dakika, oturalım parti yetkililerle bir konuşalım, koalisyonda tartışalım, bu seçim sonuçlarını da tartışalım. Sesleri çıkmaya başladı. Daha toz duman tam dağılmadı. Yani insanlar şimdi Erdoğan'ın içine düştüğü durum, AKP'nin tek başına iktidarı kaybetmiş olmasının verdiği bir rahatlık var. Yani kamuoyunda böyle bir rahatlık. Tabii var. AKP'den başlayalım. Ha, burada ne olacak noktasında bir telaş var. Şimdi AKP'de dün ne oldu? Cumhurbaşkanıyla Davutoğlu görüştü. Yani ve istifasını sundu. Bu klasik bir şeydir. Gider istifayı sunarsınız. Tek başına iktidar olsanız da sunarsınız, olmasanız da. Şimdi yeni bir hükümet kurulacak. Cumhurbaşkanı hükümeti kurma görevinde temayül gereği birinci partiden itibaren başlar. Ona verir. Kuramazsa ikinci partiye verir falan. Yani böyle bir süreç başlar. Bunlar rutin işler. Ama bu Erdoğan-Davutoğlu görüşmesi klasik bir Cumhurbaşkanı Başbakan İktidar Partisi görüşmesi değil. Aynı partinin kampanyayı beraber yürüttüler. O görüşme biraz kendi görüşmeleri, kendi gelecekleriyle ilgili görüşmeler.
Şimdi Erdoğan sıkışmış vaziyette. Evet. Sürekli söyledik biz burada. Tek başına iktidar zor. O saraydaki koltuklar, yataklar Erdoğan'a dikenli hale gelecek. Başkanlığı unuttu herhalde. Başkanlık zaten yoktu. Başkanlık Türkiye'ye sırf ekonomideki sıkıntıları, açılımın rezaletini örtmek için. Örtmek için duyurmuştu. Yani gündem değiştirme işiydi. Ancak o bile ters tepti bazı kesimlerde. Erdoğan'ın bu başkanlık algısıyla, şimdi bu böyledir zaten. Çuval bir yırtıldı mı, neresini dikseniz öbür taraftan patlar. Biraz çekiştirirsiniz bir yer sökülür. Bir yer yırtılır. AKP'nin durumu böyleydi. Ve ekonomideki krizler, zamları mamları unutturmak için başka bir şeyi gündeme sokmaya çalıştılar. Bir süre sonra o başkanlık dozu kaçınca bunlar ne yapacaklar ya, bu başkanlık işi galiba kötü olacak. Türkiye'yi diktatörler mi götürdüler gibi algılar oluştu. O da ters tepmeye başladı. Evet. Yani her atılan adım bir süre sonra tersten sonuç verir oldu. Yani böyle bir süreç yaşadık Erdoğan açısından, AKP açısından. Mesela açılımı kapatmak istediler. Şey oldu. Ne yapacak? Görüntüde sertleşti. Her ne kadar kapalı kapılar arkasında danışık bir dövüş, bir kampanya yürüse de sertleşti. Fakat bu sertleşmenin de ayarı biraz tuhaf hale geldi. İnsanlar inanmadı. Yani evet. AKP seçmeni başka yere kaydı. Bir kısmı tam karşıt bir yola gitti. Bir kısmı başka yerlere gitti. Yani diyeceğimiz böyle bir sıkıntı var. Bu ortamda AKP ne yapacak? AKP şu anda zaten temaslar başladı. Şimdiki açıklamaları dün de söyledik. Çok fazla ciddiye almamak lazım. Ama kritik bir açıklama var. Demirtaş'tan gelen bir açıklama. Nedir o? Dün de burada kısaca anlatmıştık. Demirtaş dün İstanbul'dan Ankara'ya gelirken bunları tekrarladı. Şimdi Demirtaş ne diyordu? AKP'yi indireceğiz diyorlardı değil mi? AKP iktidarına son vereceğiz. Peki ilk önerisi ne? AKP-CHP koalisyonu. AKP-CHP koalisyonu. Şimdi Demirtaş açıklama yap. AKP'yle olmaz diyor. Bakın bunu bilgiye dayanarak söylüyorum. HDP'nin kapalı kapılar arkasında yapılan toplantılarda AKP'siz olmaz deniyor. Çünkü açılım sürecini devam ettirmek istiyorlar. Verilen sözleri şey yapmak istiyorlar. AKP'siz bir koalisyonu kesinlikle istemiyor. Tabii yani MHP olursa önüne ket kurulacak ve CHP de desteklediği için AKP-CHP koalisyonu da oldukça evet, işlerine geliyor. AKP'siz olmaz diyorlar. Evet. Şimdi neden Demirtaş AKP'yle olmaz diyor? Çünkü bir takım seçmenleri kandırdılar. Ne yazık ki işte her şeyin safı makbulmuş ama insanın safı pek makbul olmuyor bazen. Kandırdılar ve insanları sırf AKP indirilsin diye. Oysa HDP başından beri AKP'yi ayakta tutmak için var. Zaten APO demedi mi AKP'yi biz ayakta tutuyoruz diye. Tabii. Demirtaş'ın kendisi demedi mi Gezi olayları sırasında HDP'yi AKP'ye darbe yapılmak isteniyor. Bu nedenle AKP'yi biz engelledik falan gibi bu lafları etmedi mi? Hatta daha da tutanaklarda çok açık bir şekilde HDP'nin bir proje olduğunu ve MIT'le Abdullah Öcalan arasında yapılan görüşmeler sonucunda çıkartıldı. Tabii yani HDP'yi kim kurdu? HDP'yi MIT kurdu. Bunu bilmeyen mi var? Günün birisinde bunları ben büyük ihtimalle asıl işin içindekiler tarafından da açıklanabileceğini sanıyorum. Öcalan'ın mektubu var, Erdoğan'a yazdığı mektup. Hala açıklamadılar. AKP madem bu kadar PKK'ya şuna buna karşı görüntüsü veriyor. Açıkla o mektubu, bitsin iş. Evet ama şimdi de tabii. Açıklasan biter. Her şey anlaşılır. Tabii, ve zamanında açıklasalardı mesela bu da yaşanmazdı. Yani Türkiye bu şeyin içerisine girmezdi. Tabii şimdi neyse. Demirtaş da şimdi birkaç yerde şu açıklama yapıyor. Acilen bizim İmralı'ya gitmemiz lazım. Acilen gitmemiz lazım diye uyarı yapıyor. Uyarı yapıyor. Şimdi ne zamandır gidemedi. Koalisyon 45 peki, gün var. Seçim sırasında niye APO'yu geri plana ittiler? Değil mi? Hiç görmek istemedi. Neyse bunları yani. Biraz sonra anlatacağız. Giriyor gene konu hep BDP'ye geliyor. Hayır evet. Şunun için söylüyoruz. Yani plan o kadar ağır bir tuzakla karşı karşıya ki Türkiye. Yağmurdan kaçarken doluya tutulma riski var. Evet. Ama bu planda HDP'yi şunun için özellikle söylüyoruz. HDP'nin AKP'siz hiçbir planı yok. Olsa bile zaten Öcalan izin vermez. Öcalan kaderini Erdoğan'a ve AKP'ye bağlamış durumda. Yani onun için
AKP ayağı bu. HDP ayağı da bu. Yani HDP de AKP'li koalisyon istiyor. AKP de AKP'li koalisyon istiyor. Neden? Çünkü eğer iktidardan uzaklaştırdığı anda hepsinin gideceği yer belli. Kılıçdaroğlu devri sabık yaratmayacağız diyerekten Erdoğan'a ve şeye koalisyon dalı uzatsa da bu toplumdaki, halktaki muhalefetin bir süre sonra nereye gideceği belli olmaz. Kılıçdaroğlu da sözünü geçiremeyebilir. Bu nedenle yani AKP de mutlaka şey istiyor. Koalisyonuz. Ben AKP'nin kafasında da CHP'li bir koalisyon ihtimalinin birinci planda olduğunu düşünüyorum. O kadar gerginliklere bakmayın, o edilen laflara bakmayın. Yılmaz şimdi, Özdil bugün koalisyon görüşmelerinin nasıl geçeceğini, senaryosunu yazmış. Muhtemelen o senaryo uygun bir şekilde seyredecektir. Şimdi ben bir şey söylemek istiyorum. Bu bildiğiniz gibi Fuat Avni, işte Twitter'da fenomen. Ve maalesef, yani dedikleri çıkıyor. Maalesef derken şunu söylemeye çalışıyorum. Devletin içerisinde bir yapı var ve her şeyi, bütün bilgileri veriyor. E tabii biz de nihayetinde habercilik gereği bunları yayınlamak zorunda kalıyoruz ama şöyle bir şey söylüyor. Dün gece attı bu tweetleri. Kaçak sarayda moraller sıfır. Yezid dedi Erdoğan. Yezid ilk gün yerinden kıpırdayamadı. Kimse korkudan bir şey söyleyemedi diyor. Sonra devam ediyor. Davutoğlu'nun balkona çıkmayacağını duyunca Yezid öfkeyle çıkıp kendi pisliğini temizlesin dedi diyor. Tabii şimdi eskilerin yavaş yavaş ağırlığını koymaya başladığını ve ekonomik kriz yaratılarak yeni bir erken seçime gidilmesi gerektiğini söylüyor. Eskiler bu işte. Üç miktarda böyle bir takım şeyler var. Evet. Ama bence şey değil, yani çok ciddi değil. Evet. Ve şunu tartışmayacağız diyor. Yani Cumhurbaşkanı'nın durumu 17-25 dosyasında açılamayacak olmasını, koalisyon kurulursa tartışılmaması gerektiğini, yani bunların artık bizim kırmızı çizgilerimiz olması gerektiği yeniler tarafından düşünülüyor. Ve orada önemli şey, bizim olmadığımız bir hükümet kurulursa bizi paçavraya çevirirler. Sadece 17 Aralık dosyası açılsa bile felaketimiz olur diye sözlerin devam ediyor. Aslında çok fazla uzun ayrıntılar da var. Merak edenler tabii bakabilirler ama Kaçak Saray'da şu an durum herhalde biraz şey. Gergin mesela, şeyden beri çıkamıyor sokağa. Bu gezi olaylarını hatırlatıyor. Yani Haziran direnişi sırasında hatırlarsınız Fas'tan dönememişti uzun süre. 15 gün gelememişti. 15 gün Ankara'ya gelememişti. Onun benzeri bir durum var. Erdoğan'ı yakından tanıyanlar Erdoğan'ın ruh halini tahmin ederler. Gerginliğini tahmin ederler. Hı-hı. Ve hiç kendisinde suç bulduğunu sanmıyorum. Davutoğlu'nu paçavraya çevirmiştir diye düşünüyorum. Yani şu anlamda tabii onu söylüyorum. Daha önce de var. Yani şamara olanına çeviriyorlar. Hani hatırlarsınız ya, ilk Bakanlar Kurulu toplantısı Kaçak Saray'da olmuştu. Evet. Bir Davutoğlu'nun fotoğrafı yansımıştı. Davutoğlu aslında. Erdoğan'ın da öyleydi bir fotoğrafı. Davutoğlu'nun fotoğrafı vardı ya, Bakanlar Kurulu'nda otururken yani böyle her şeyi anlatan bir fotoğraf. Küsmüştü. Yani o manzara çok olacak. Yani ama belliydi. Şimdi mesela AKP'lilerle konuşuyoruz. Bu sonucu Erdoğan istedi diyorlar. Niye diye sordum. Diyorlar Davutoğlu bütün partideki bütün organlarında hepsinde 4. 5. sıradaki tercihti. Ama oturttu 1. sıraya koydu. İstediği gibi onunla şey yapmak istedi. Evet. Şimdi Davutoğlu 1-2 hamle yaptı o aralarda. Şimdi bakın asıl onlar da gündeme gelebilir. Hakan Fidan'ın istifa ettirilmesi olayı. Yani Hakan Fidan'ın Erdoğan'ın yanından Davutoğlu'nun yanına geçmesi. Şimdi Davutoğlu için çok iddia var. Yani mesela dün bir Ankara'da kulağı delik bir dostumla karşılaştım. Bu Davutoğlu için Fethullah Gülen'in özel bir yetiştirmesidir ifadesini kullandı. Çok şaşırdım. Yani daha önce Mon tarikatıyla beraber bazı faaliyetlerin içinde olduğunu bazı kitaplarda yazılmıştı. Ama Fethullah Gülen'le de bir ilişkisi biliyordu. Biliyorsun biz özel şeye gitmişti. Abdullah Gül'le ona söyledim dedi. O ben duymadım dedi. Bir tartışma oldu Fethullah Gülen'in ziyareti Pansilvanya'da hikayesi. Yani çok önceden, şimdi bu tür adamlar biliyorsunuz önceden alınıyor, yetiştiriyor. Malezya'ya gönderiliyor. Malezya'daki o doktora işleri falan filan. Yani bir karmaşık ilişki. Tabii. Ama Davutoğlu'nu bitirmeye çalışıyorlar bu açık yani. Evet. Hayır, şu Davutoğlu zaten çok uzun süre gider mi gitmez mi bilemiyorum. Tabii yani, yeniler istemiyor diye duyum var. Yeniler mi eskiler mi? Yeniler istemiyor.
Ha, bilemiyorum tabii onu. Birkaç gün sonra gidecek. Ben eskilerin de özellikle. Şimdi eskiler mesela çok eskiler biraz şerefsiz tabii yani. Hayır, onları da toplantıya çağırdılar. Bu eskiler bu parlamentodaki bu işleri çok daha iyi bilen tipler. Yani ta Fazilet döneminden beri parlamentodular. Parlamento iç ilişkilerini bilirler. Koalisyon işlerini bilirler. Geçmişte birçokları onun içinde görev aldı. Tabii tecrübeli isimler. Tecrübeli isimler. Şimdi onları da çağırıp konuşuyorlar. Ancak onlar durumdan gayet memnun. Onlar şöyle bakıyor. Eski milletvekillerinin ruhu var. Ben yoksam batsın bu dünya mantığındadırlar. Bu AKP için de geçerli, CHP için de geçerli, diğerler için de geçerli. Özel sohbetlerimizde çünkü bunları çok rahat söylerler. Evet. O nedenle eskiler şu anda durumdan gayet memnunlar bana göre. Acaba bu süreçten sonra, ben mesela daha çok ona bakıyorum, öyle şeyler gelebilir. Bu süreçten sonra böyle merkezde yeni bir parti oluşma girişimleri başlar mı? Çünkü o yavaş yavaş o tür kıpırtılar da başladı Ankara kulislerinde. Ne kadar başarılı olur bilemiyorum. Ancak onlar da başladı. Önümüzdeki günler Türkiye çok, yani bu havur çok su çeker derler ya. Öyle bir sürece gidiyor. Tabii ama AKP içerisinde her daim şöyle son 3 yıldır özellikle yeni bir parti kurulacak, yeni bir parti kurulacak diye sürekli söyleniyor. Yani bunun bir zamanını belirleyemiyorlar. Nedir yok, yani bu? Yani bu sürekli bir söylenti arayış var. Bu arayış. Şimdi boşluk, bakın şu anda aslında öyle çok ciddi de bir boşluk yok. Yani AKP içinde çok ciddi bir boşluk yok. Şimdi biz AKP tek başına iktidarı kaybettiği için eleştiriyoruz ama gerçekçi olmak lazım. AKP'nin oyu hala %41. Bu Türkiye için çok yüksek bir oran. Yani hala %41 ve yakın. Evet. Yani 9 puan kaybetti. Bu ne anlama geliyor? Oylarının %20'sini kaybetti. Ama hala AKP %41. Ya bu gerçeği de unutmayalım. Ha, oradaki süreç bu neydi? Bu güçle toplanan bir oydu. Şimdi iktidardan hele mesela iktidara mutlaka niye yapışmak istiyor? Çünkü iktidardan gittiği an gider. ANAP ortada. Geçmişte Özal'ın partisini düşünün. Neredeyse bir yıl sürer denilen bir parti görünümündeydi. Herkes öyle bakıyordu. Evet. Bütün liboşları, bütün o eski dönekler, mönekler hep sonra toplanmıştı. Yani öyle bir dönek kadrosu düşünün ki ben Türkiye'nin nereye gideceğini oradan bakıyorum. Dönekler nereye gider? Hemen orayı, bunlar biraz da okumuş liboş takımı işte şeyde okudukları için, mürekkepte yer aldıkları için durumu biraz daha erken sezerler. Hemen ne yaparlar? Tornistan yaparlar. Dikkat edin, AKP'den kopmalar başlamıştı zaten. Bu liboş takımında da AKP eleşti. Niye? Kral öldü, yaşasın kral noktasında. Yeni kral arıyorlardı. Evet. Yani öyle bir süreçti. Şimdi bu AKP'nin çözülme süreci önümüzdeki dönemde koalisyon olsun olmasın bence devam edecektir. O şey büyü bozuldu. Yani o bozuldu. Koalisyon dağıldı. Önümüzdeki süreçte bunu toparlamak çok zordur. Bu şeye benzer. Hani büyük büyüklerin işte fabrikaların, fabrikatörlerin batışı da büyük olur ya. Çünkü öyle bir şeydir ki çatırtmaya bir başladı mı toparlamak zor oluyor. Küçük yerler hemen ne yaparsın toparlasın. Ama büyüklerin çatırdısı daha şey oluyor. Umarız çöküş Türkiye'ye zarar vermez. Yani bu çöküş Türkiye'ye zarar. AKP'nin çöküşünden Türkiye hiçbir zaman zarar görmez. Hayır yani ben şu anlamda söylüyorum. Tabii ki zarar görmez. Tek dediğimiz tabii çöküş değil de tamamen terk etmeleri. Ama Türkiye'yi beraber çökertmek isteyecek işte, bir konumdalar. Yani şu, her şeyden vazgeçebilirler. Yok yok yok. Türkiye'yi savaşı anladım sokarlar. Ben sizin dediğiniz tehlikeyi anladım. Tehlike şu. Tutunmak için... İktidarda tutmak için her şeyi evet derler. Her şeyi yaparlar. Amerika zaten bu süreci bunun için ayarladı. AKP'yi tam kontrol altına, kucağa oturtmak için ayarladı. Bizi de savaşa sokabilirler. Yani her türlü şey yaşanabilir. Şimdi oradan CHP tarafına girelim. Ben tam onu soracaktım. Evet. CHP, yani birçok seçenek var CHP'nin içerisinde. Birincisi AKP koalisyonu kesinlikle reddediyor gibi görünüyorlar. Hayır. Açık kapı bırakıyorlar ama. Bakın, yani reddeden kim? Sezgin Tanrıkulu. Yani aslında reddetmiyorlar. Şimdi Sezgin Tanrıkulu... İlk tercihimiz diyor MHP, HDP. Bakın AKP-CHP koalisyonundan istenenle, bakın dün de konuştuk bunları. Bir, zaten AKP'nin 3 kırmızı çizgisi diye açıklanan şey var. Bir, açılımın devam etmesi. Evet. İki, yeni anayasa. Net, yani çok net. Bakın, Demirtaş'ın açıklamalarında da yeni anayasa vurgusu var. Çözüm sürecinin devamı var. Çözüm sürecinin devamı vurgusu var. Zaten onun için AKP'siz olmaz diyor. AKP'yle çünkü belli bir noktaya gelmişler.
altına imza atmışlar. Dolmabahçe'de oturmuşlar, konuşmuşlar. Bir kısmını açıklamışlar, 10 maddeyi açıklamışlar ama açıklanmayan maddeler de var. Şunları söylüyorlar çok açık. Yani biz diyor, yani dün toplantıda, Haluk Koç'un toplantısında vardı parti sözcüsü. Biz diyor kesinlikle diyor işte MHP ve HDP işte buradan toplumdan bize bir mesaj gelmiştir. Bu mesajı iyi değerlendirmelerini bekliyorum diyor. HDP ve MHP mesaj veriyor. Ama bütün gazeteciler de ısrarla ya acaba mı hani AKP'li yapar mısınız sorusuna ya ben size geniş çerçeveyi anlatıyorum falan filan deyip dolandırıyor. Yani, ama şimdi, net bir cevap vermediği için de şöyle bir şey yapıyor. Türkiye'de kümesiz kalmaz diyor. Bakın, yani bu da en azından açık kapı bırakıldı. Daha önce ne yaptı? AKP'ye dışarıdan destek verebiliriz dedi değil mi Demirtaş? Bir evet. Tepki geldi tabandan. Anında bir süre sonra değiştirdi bunu. Şimdi bakın tamamen taktiksel bir şey. Çünkü AKP'ye destek, şimdi HDP'ye oyları AKP yıkılsın algısını oluşturan HDP'yle yıkılır algısıyla geldi. O sayede barajı açtı. Şimdi biz AKP'ye destek vereceğiz dediğiniz zaman o insanları tam salak yerine koydunuz, erken açığa çıkacak. Bu nasıl olsa çıkacak açığa. Bakın önümüzdeki günlerde bu millet, HDP'ye oy veren o millet bu düştüğü tuzağı mutlaka görecek. Çok uzun sürecek. Tabii ona geleceğiz tekrardan. Ben başka bir şey söyleyeyim. Evet. Bu CHP'nin diğer bir senaryosu da konuşuluyor. Hani acaba CHP tek başına azınlık bir hükümet kurabilir mi tartışması var? Ben böyle bir, şey. Bir şans yok yani. Şimdi Türkiye'de bence gerçekçi alternatifleri konuşmak lazım. Böyle bir ihtimal yok diyorsunuz. Ben AKP'nin azınlık hükümetini de çok ciddiye almıyorum. Bu şudur, çaresizlik içerisinde olacak bir şeydir. Hı hı. Şimdi CHP korkuyor. Bakın CHP dün de konuştuk bak. CHP korkuyor. Neden korkuyor? Tabanın tepkisinin sertliğinden korkuyor. Bu nedenle böyle istekli bir şekilde AKP, yani yönetim istiyor ama görünüşte istekli bir şekilde bunu savunamaz. Evet. Savunduğu anda taban anında tepki verir. Bu nedenle bunu alıştıra. İşte ötekini yapalım, bakın hepsini yaptık, olmadı. Ne yapalım? Çaresizlikten bunu yaptık noktasına getirmeye çalışıyor. Yani şu anda bütün süreç tabanı hazırlama süreci. Bütün partilerde. Tabanı hazırlama süreci. Bu açıklamalar bütün hani 10 dakikaya bir yapılan açıklamalarda bunu gösteriyor. Tabanı hazırlama süreci. Peki MHP ne durumda? MHP ne düşünüyor? MHP de şimdi mesela dün toplantı yaptılar, şey yaptılar. Bu arada AKP-MHP arasında da alt düzey görüşmeler başladı. Bugün gazetelerde de var zaten. Dün de söylemiştik. Evet. Bunları. MHP ikiye ayrılmış durumda. Bir duyulan yani bilgilere göre. Bir tanesi kesinlikle muhalefette kalmak gerektiğini söylüyor. Diğerleri hem erken seçim hem de acaba AKP bizim şartlarımızı kabul ederse hükümet kurabiliriz tarzında. Erken seçime gidelim. Yani şöyle diyorlar, eğer AKP bizim çözüm sürecini kabul ederlerse, çözüm sürecinin olmamasını kabul ederlerse AKP ile bir iktidar kurulabilir ama olmazsa erken seçime gidilsin. Sanmam, MHP erken seçim istemez. Neden istemez? Yani şimdi bakın MHP'yi şimdi 2011'e göre bir başarısı gözüküyor. Bu aldatıcı. Doğru, 2011'e göre %3,3 civarında bir oy artışı var. Bu da az bir oy değil. Yani 13 yaklaşık %20-25'e ama tabii ediyor. Aynı vekil sayısına sahip. HDP ile MHP'nin vekil sayısı aynı. Şu daha önce 50 küsürlü milletvekili sayısını arttırdı. Tabii ama şöyle bir durum da var. Yani arada 1,5 milyon insan oy fazla vermiş olsa dahi HDP ile MHP'nin vekil sayısı aynı. Evet, bu bizim seçim sisteminin cilvesidir. Evet. Şimdi görünüşte 3,13 arttırmış gözüküyor 2011'e göre. Evet. Ancak daha geçen yıl yapılan seçim var. Yerel seçimler. Yerel seçimdeki bu il genel meclisi ve belediye meclis üyeleri kapsamında yapılan değerlendirmede MHP 17-18 civarındaydı. Ona göre MHP'de bir oy düşüşü var. Tabii. Yani geçen seneden bu seneye şimdi bunları bir süre sonra millet bu şeyden kurtulduktan sonra bunlar analizler daha net yapılacaktır. MHP, onun için trend MHP'de de işin açığı biraz aşağı doğru gidiyor. Geçen seneye göre daha aşağı doğru gidiyor. Yani hatta MHP'liler şöyle söylüyor, keşke Bahçeli meydanlara çıkmasaydı. Meydanlarda kitleyi uyuttu. Oysa ki hiç çıkmasa daha çok oy alırdık. Diyen MHP'liler de var. Hem de bu MHP'liler öyle şey değil. Bayağı kalbur üstü MHP'liler. Tabii şimdi o zaman MHP'nin erken seçim istemeyeceğini ama olası bir muhalefet... Ben erken
yeni seçim isteyecek siyasi parti olduğunu sanmıyorum. Evet, net tavrı koydunuz. Yani ben de düşünmüyorum ama tabii biz bütün seçenekleri en azından izleyicilerimize aktarmak için tabii soruyoruz bunları ama. Peki diğer şeyde genel anlamda baktığımızda muhalefette MHP'nin kalacağı mı görünüyor? Benim şimdi tahminim şu, yani Amerika'nın planı ne? Şimdi bu senaryo içerisinde Amerika istediği çok net. Bunu dillendiriyorlardı zaten. Yani birçok yerde mesela Ankara'da şu anda en hareketli büyükelçiliklerin hepsi hareketli. Yani nedir? Her büyükelçi kendi ülkesine istihbarat göndermek ister. Türkiye'yi analiz edecek. Bu büyükelçilerin görevidir zaten. Tabii. Ama bir büyükelçilik var ki bütün hatlarıyla çalışıyor. Kriz masası oldu. Kriz masası gibi çalışıyor. Yani bu da Amerikan Büyükelçiliği. Buna destek olanlar da var işte. İngiltere'de ona destek veriyor. İsrail'in buradaki bütün kadroları da ona destek veriyor. Şimdi İsrail'in büyükelçisi yok biliyorsunuz. Evet. Ama resmi gayri resmi kadroları var. Faaliyet sürdüren. Evet. Onlar da destek veriyorlar şu anda ortak bir şeyle. Yani istenen AKP-CHP koalisyonu. Çünkü bu koalisyonla anayasa değiştirme projelerini hayata geçirebileceklerini ve Türkiye'nin güneydoğusunda 1. Körfez Savaşı'nda 91'deki 1. Körfez Savaşı'ndan sonra 36. paralelin üstü diye tabir edilen Barzani bölgesine benzer bir yapı oluşturmaya çalışıyorlar. Yani 2. İsrail'i Türkiye tarafında da kurmak istiyorlar. O nedenle anayasada bir değişiklik planlanıyor. İşte yerel yönetimlere özellik şartının Avrupa yerel yönetimleri özellik şartına konan çekincelerin kaldırılması. Şimdi özellik dediğiniz zaman bir de harta gerekir. Şimdi özellik dediğiniz zaman özellik böyle olmaz ki. Bir bölge vereceksiniz. O sınırları çizdiğiniz anda zaten iş biter. Şu anda Türkiye'de Avrupa'daki bunu hep söylüyoruz vatandaşlarımız ne olursunuz yani bakın hiç olmazsa bu söylediklerimizi biraz araştırın göreceksiniz zaten. Avrupa'daki o mutfaklarda, Orta Doğu yemeğinin pişirildiği mutfaklarda bu harita çalışması yapılıyor. Yanılırsanız özür dileyecek misiniz? Efendim? Yanılırsanız özür dileyecek misiniz? Keşke yanılsam. Keşke yanılsam. Yani sürekli uyarıyorsunuz yani bu tarz konularda ve dedikleriniz nihayetinde çıkıyor. Çünkü bir öngörü ve bilgiye dayalı konuşuyorsunuz. Ancak her ne kadar konuşsanız da herhalde maalesef özellikle HDP ile ilgili seçim öncesinde yaptığınız o uyarılar pek dikkate alınmamış. HDP gibi. Konusunun çok uzun süre, yani çok şeyde değil, çok kısa bir sürede toplumların bazen bir gaflet anı oluyor. Öyle bir propaganda bombardımanı yapılıyor ki, yani televizyonlar için insanlar ne yazık ki artık okumayı bıraktılar. Sadece bakıyorlar. Tabii. Baktınca da işte televizyonları gördünüz, bütün en izlenen saatlerde HDP'liler vardı ekranlarda. Yani bir Erdoğan Davutoğlu bir de HDP'liler. Tabii Kılıçdaroğlu da çok çıktı. Yani CHP de çok çıktı. Ama esas şey vurgu. Esas da Mirtaş ve HDP. Yani her evet, kanalda. Evet AKP HDP. Evet bütün kurmayları. Bütün Erdoğan onlar çıktı. Evet. Ve şöyle bir sunum yapıldı. İsterseniz oraya geçelim de onu. Yani bu HDP operasyonu bir O zaman ben hemen o zaman şöyle bir soru sorayım. Evet. Şimdi dün Diyarbakır'da birçok olay yaşandı. Bu bir. Evet. Diyarbakır'da ben bilmeyen izleyicilerimiz için söyleyeyim ama muhtemelen duymuşlardır. İhya Der Başkanı Aytaç Baran var. Evet. Dün bu çok garip bir şekilde öldürüldü. Yani öldürüldükten hemen sonra bir çatışma çıktı. Silahlı kişiler PKK'nın daha doğrusu gençlik yapılanmasının YDGH diye adlandırılan yapılanmaya saldırı düzenledi. Her tarafı taradılar. Sonra bir anda yani muhabirleri... Yani düşününüz ki Diyarbakır'ın göbeğinde herkes silahlı. Tabii hastanenin de silahlı geziyor. Herkes silahlı. Yani Türkiye'nin geldiği noktaya bakın. Hani onun için söylüyorum. Daha önümüzdeki günler bunlar demede kulak. Ve dün 4 kişi hayatını kaybetmiş oldu. Ama tabii şöyle de bir durum karşımızda. PKK ve HDP ya da HDP çok böyle ılımlı cevaplar, ılımlı şeyler. Normal şartlarda böyle bir şey Diyarbakır'da gerçekleşse kan gövdeyi götürür ki götürdü 6-7 Ekim hatırlayalım. Evet. Dün tabii böyle bir sükunet hakimdi HDP'de. Tabii çok şaşırtıcı. Bunu soracağım. Bir de aynı zamanda dün birçok izleyicimiz görmüştür zaten. Ulusal kanalda aynı zamanda verdi o haberi. Bir HDP'li yeni vekil, yeni bir milletvekili. Zannedersem Burcu soy ismini hatırlayamadım ama. Evet. Şimdi o hanımefendi dedi ki korucuları... Burcu Çelik Özkan. Evet, Burcu Çelik Özkan. O hanımefendi dedi ki
korucular bu ülkeden defolun. İşte sizi... Bu memleketten defolun diyor. Evet, bu memleketten. Bu memleketten. Evet, bir de aynı zamanda Keleş'in biz size doğrultmasını biliriz diyor. Evet. Şimdi resmen tehdit ediyor. Evet. HDP'nin gerçek yüzünü herhalde bir gün öncesi ve bir gün sonrası olarak değerlendirmek lazım. Bir de bunu soracağım. Bu ikisini evet. değerlendirip bütün bir analiz alın, analizi yapın diye. Bir de sizin dün bugün yazdığınız çok önemli bir yazı var. Köşe yazınızda yazdığınız. Bombalı seçim Adana'da planlandı diye. Yani diyorsunuz ki HDP'ye il binalarına, ilçe binalarına atılan bombalar, Adana ve Mersin'deki bombaların Adana, Amerika'nın Adana konsolosluğunda planlandığını söylüyorsunuz. Doğru mudur bu? Nedir ayrıntılar? Şimdi önce şeyden başlayalım. Kısaca bir geçelim onu. Evet. Şimdi Diyarbakır'daki çatışma ilginç bir çatışma. Bu daha ilk işaretlerdir. Bence önümüzdeki dönemlerde bu tür çatışmalara çok daha hazır olalım. Yani bölgede şudur. PKK kendisini fiili orada yönetimini ilan edecektir. Fiili. Tabii şu ayrıntıyı izleyicilerimize paylaşalım. İhya derdik ama yani Hizbullah ve PKK çatışması var evet. bölgede. Onu söyleyeyim evet. yani. Yani kendisine kim itiraz ederse onları silahla susturacaktır. Daha doğrusu bu yöntemi deneyecektir. Buna devlet de dahildir. Yani devlet güçleri de dahildir. Zaten hiç sesini çıkaramıyorlar. En ufak devlet güçleri bir doğruyor diye yol kontrolü yapmaya kalksın. Karşılarında silahlı PKK'lıları buluyorlar ve de bu devlet provokasyon yapıyor diye karşımıza çıkıyorlar. Yani devlet asli görevini provokasyon olarak da niteliyorlar. Yani böyle bir süreç. Mesela Uludere'de kaçakçıları önlemeye çalışıyorsunuz. Provokasyon yapıyor diye ayağa kalkıyorlar. Evet. Kaldırıyorlar. Yani böyle bir süreçle karşı karşıyayız. Şimdi HDP'nin yeni milletvekili Burcu Çelik Özkan'ın tavrına gelince orası daha da ilginç. Mesela korucular diyor ki siz bu memleketten defolup gideceksiniz, terk edeceksiniz diyor. Bu memleket dediği neresi? Yani korucular terk ederken nereye giderler? Yani neyi kastediyor? Muş'ta kutlama sırasında söylüyor bunu. Muş terk edecekler o zaman. Muş'u terk etme. Şimdi memleket dediğin zaman insanın aklına başka bir şey de geliyor. Onu anlatmak istediği şey. Yani biz burada özel bir yapı kuruyoruz. Bir bölge kurduk. Siz de istemiyorsunuz. Bu bölgeden gidin. Ankara'ya gidin, İstanbul'a gidin, nereye giderseniz gidin. Bu memleketten. Şimdi zaten Türkiye'yi bölmüşler. Kafalarında bölmüşler. Yani böyle bir süreçtir. Bakın bunları şimdi bir de bunlara yani PKK ile HDP arasında bir fark var mı? HDP'lere siz PKK'lısınız dedikleri zaman itiraz ederler mi? Edilmez. Devlet şimdi bir de hazine yardımları belirlendi. Şimdi kabaca 27 trilyon verecekler şeye. Evet. PKK'ya devlet hazinesinden 27 trilyon verecekler. Evet. Bunu... Terör örgütüne devlet hazinesinden 27 trilyon verecekler. Ya dünyanın neresinde böyle bir şey var ya? Kendi ülkesini boğmaya çalışan, yıkmaya çalışan terör örgütüne hazineden yardım yapıldı. Dünyanın neresinde vardır ya? Tabii bu bahsettiğiniz rakam felaket bir rakam. Hatta dün de tartışmıştık, biz de arkadaşlarla tartışmıştık. Yani bu biraz da herhalde CHP yönetiminin, HDP'ye oy verin diyenlerin, işte aynı zamanda maalesef bu yalanlara kanan vatandaşımızın biraz... Peki bu paradan verilen para katakulliyle silaha giderse... Ve Mehmetçiği şehit ederse orada Yılmaz ne diyeceğiz? Yılmaz Özdil öyle söylemişti zaten. Kalaşnikov'a evet. Kurşun olma demiş. Kalaşnikov'a şarjör olursa bunlar ne yapacağız? Bu silahlar, bu paralar. Devlet kendine silah sıkmış evet. olacak. Neyse. Kurşun sıkmış olacak. Evet. Şimdi HDP operasyonu. Şimdi herkes bunu tartışıyor. İşte HDP şundan oy aldı, bundan oy aldı, ondan oy aldı, bundan oy aldı falan. Şimdi bakın Adana'da bir Amerikan konsolosluğu var. Bu bölgeyle ilgili araştırma yapan bütün uzmanlar bilir ki Adana Konsolosluğu Orta Doğu'daki ana merkezdir. İncirlik Üssü de orada biliyorsunuz. Bağlantılı bir şekilde çalışırlar. Orta Doğu'daki Kürt masası da oradadır. Ve Suriye'deki, Irak'taki, bütün o İran'daki hatta Türkiye'deki bütün o Kürt tezgahları, Kürt operasyonları da bu merkezden yürütülür. Tabii. Bunu herkes de bilir. Operasyonel gücü. Evet, operasyon merkezidir burası. Evet. Örtülü operasyonların planlarını yaparlar.
kararlarını verirler, uygulamaya sokarlar. Bunu herkes bilir derken? Yani bütün bölgedeki uzman kime gitseniz, uzman hangi görüşten olursa olsun, Orta Doğu üzerine araştırma yapan her gazeteci bunu bilir. Her işte üniversite hocası bilir. Her akademisyen bilir. Yani onun için bu sır değildir. Tansu Çiller'i hatırlayın, bir darbe yapma olayı geldiği zaman hemen Adana konsolosu Elizabeth Shelton'ı aramıştı. Neden onu başaltına, Amerika'ya bağ kuramadı? Elizabeth Shelton'ı aradı. Çünkü orası kritik bir yerdir de onun için. Şimdi burada uzun süredir planlamalar yapılıyor. Yani biz HDP'yi nasıl büyütürüz, PKK'yı nasıl büyütürüz diye. Zaten HDP'nin kuruluş, yani HDP'nin kurulması, MİT kurulu diyoruz ya. Şimdi bunun da fikir babası orasıdır. Yani PKK bir bölgeye hapsolduk kaldı. Bunu biraz daha Türkiye'ye çekelim. Projesinin de arkasında bu merkez yatar. Burada, burası çok kritik bir merkezdir. Şimdi bizim edindiğimiz bilgilere göre bu süreç başlamadan önce, uzunca bir süreç bu. Bu HDP'nin tek başına parti, tek parti olaraktan, yani bağımsız bir parti olaraktan seçime girilmesi, şusu busu hepsi burada kadar. Hatta mesela şeyi hiç bilmiyoruz. HDP'nin seçim organizasyonunu, hani şirket var ya. Şimdi kimdir bunlar, neyin nesidir kimse bilmez. Bir tek Selahattin Demirtaş İstanbul'daki toplantıda ağzından bir ifade kaçırdı. Ne dedi? Ne ajans dedi? Bir ajans. Zigon ajans dedi. Şimdi bunu internete bakıyoruz. Zigon ajans diye birisi var mı? Yok. Şimdi aklımıza o zaman şu geliyor. CIA biliyorsunuz Afrika ülkelerindeki seçimli kampanyalarını yürütmek için şirketler kurmuştu. Ve bu şirketler arasında seçimleri yürüttü. Tabii, Afrika ülkelerinde. Yani hedefindeki ülkelerde kime ne yapacaksa o işi orada kurdurduğu şirketler arasında. Bunlar artık uzmanlaştırmış. Para da ayırıyor. Biliyorsun Amerikan bütçesinin önemli bir kısmı bu tür işlere harcanıyor. Evet. Buraya harcanıyor. Bilmiyoruz kim yürüttü seçimi. Teşekkür konuşmasının metni hiçbir ajansta o ifade yer almıyor. Ama televizyon görüntülerinde televizyon var. Görüntüsünde var. Her şey varken bir tek o ajansın ismi, ajansların yani Anadolu Ajansı gibi, Doğan Haber Ajansı, İlkes Haber Ajansı gibi haberlerin içerisinde yer almıyor. Evet. Şimdi bakın sürece bakıyoruz şimdi bir. Habur olayı. Aynı merkez tarafından organize edildi. Uludere. Uludere'de istihbaratın Amerika'dan geldiği artık netleşti. Türk Silahlı Kuvvetleri orada tuzağa düşürüldü. Köylüler öldürüldü ve o olaydan sonra Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bölgede operasyon yapılmasının önü kesildi. Uludere olayından sonra. Yani PKK psikolojik olaraktan bitmişti. O olaydan sonra halk nezdinde psikolojik üstünlük sağlama yolunda gidildi. Ve askeri de şey, evet, aynı zamanda susturma. Yani her bombalama işi bir amaçla yapılıyor ve amaca da ulaşıyor. Yani çok Amerika tabii bu işlerde tecrübeli, dünyada bütün karanlık işlerin arkasında olduğu için buna halk tepkisini, şunu bunu da hesaplıyor. Sonra dikkat edin, Mart ayıydı galiba, 10 Mart'tı. Amerikan Büyükelçisi ve Adana Konsolosu neredeydi? Diyarbakır'daydı. Oralara gezi düzenlediler. Sadece Diyarbakır değil, seçimden önce bir 6 ay süre boyunca bölgedeydi. Adana Konsolosu ve oradaydı. Oradaydı ve sürekli gezdiler. Bütün Güneydoğu'yu doğru. Onun öncesi de var hatırlarsınız. Amerikan Büyükelçisi Van'da tekeri patladı. Sanki böyle araba tekeri patlarken bekledi falan filan. Hmm. Yani bunlar... O da bir Güneydoğu gezisi yapmıştı gitmeden. Ama zaten sürekli elemanlar orada. Elemanlar orada. Resmi gayri resmi. Yani herkes giden, bölgeye giden herkes diyor ki ya buralar ajan kaynıyor. Her gazeteci hangi gazete olduğu fark etmez. Tabii, ben hiç unutmuyorum bir gün Hatay'da yani bir otel vardı der. İki oda haricinde bütün hepsi Amerikan ajanı. Amerikan İngiliz ajanı diyor. Evet. Ondan sonra Alevi operasyonuna karar verildi. Deniliyor. Bu merkezde yine. Yani Alevilerin oylarını HDP'ye kanal. Çünkü sadece PKK oyları ve onun etkileyeceği oyları yetmiyor. Yani bir süreçte Alevileri de buraya monte etmek lazım. Bunda da nereden başlandı? Dikkat edin, Almanya'dan başlanıyor. Niye? Çünkü Almanya'daki Alevi örgütleri önemli ölçüde başka istihbarat örgütlerinin kontrolüne yöneticileri Alevi örgütlerinin yöneticileri girmiş durumda. Ki orada kontrol ediyorlar. Hani Alman Aleviliği diye bir kavram diye çıkardılar ya bir ara. Tabii. Bunu biz kesinlikle Türkiye'deki Alevi yurttaşlarımız için söylemiyoruz. Almanya'daki yönetici seviyesinde böyle bir operasyon yaptılar.
Ve oradan yola çıktılar. Niye? Çünkü yurt dışında da bayağı bir oy vardı. Bu oyun da eklenmesi gerekiyor HDP'nin baraj aşması için. Ve onun başkanı tuttular, HDP'den aday yaptılar. Ve ondan sonra zaten Türkiye'deki birçok Alevi örgütünün tabanıyla taban arasında büyük bir uçurum vardır. Eskiden mesela çok daha kitleselken şimdi daha daraldı. Bütün demokratik kitle örgütlerinde yaşanan şey Alevi örgütleri için de geçerli oldu. Evet. Tavanla taban arasında ciddi bir uçurum var. Bir adamlar bir ara çöreklenmiş tavana, yönetimlere, onları bırakmış. Onlar devreye sokuldu. Sonra bombalar. Şimdi bakın, Adana, Mersin, Adana. Eş zamanlı. Şimdi Mersin'dekini bir gün önce geliyor çiçek koyuyorlar. Bir gün önce geliyor. O çiçek nereye gidecek? Belki birisi eve götürecek. Ama patlamıyor. Koyuyorlar balkona. Şeye. Ama patlamıyor. Çünkü patlatacak adam zamanını ona göre ayarlamış. Şimdi bir gün önce gönüne çıkar çiçek orada patlayabilirdi. Patlamıyor. Adana'yla eş zamanlı patlıyor. Sonra da anlaşılıyor ki uzaktan kumandoyla bilmem şeyle yapılıyor bu işler. Yani organize demek istediğim. Çok bunları herkes yapamaz. Bunlar için özel eğitimden geçmiş olmak gerekiyor. Tipik gladio eylemleri. Ondan sonra Diyarbakır'daki patlama. Tam da seçime 2 gün. Tam seçime 2 gün kala patlama. Mağdur HDP. Mağdur HDP. Bakın Metropol'ün araştırma şirketi başkanı Özer Sancar şey diyor. O Diyarbakır'daki patlama HDP'ye diyor 2 puan kazandırdı. Biz mağdurları seviyoruz. Yani millet olarak mağdurları seviyoruz ama tırnak içerisinde mağdur. Mağduru fark edemiyoruz. Hani PKK, kim mağdur yani? PKK mı mağdur? PKK'yı mağdur hale getirmeye evet. çalışıyorlar. Bakın algı yönetimi böyle işliyor. Yani bunlar tabii uluslararası büyük gladio örgütleri olduğu için bu işi organize edenler. Evet. Yani belli yıllardır yaptıkları işler. Adam sürekli aynı şeyi yapınca oradaki tepkileri ölçer. HDP'liler de aynı. Mesela Diyarbakır'daki bombanın kendilerine en az 2-3 puan katkı yaptığını söylüyorlar. Yani o bombayı koyanlar o bombanın patlamasıyla HDP'nin oylarının artacağını biliyorlardı. Şimdi büyük de bir risk alamadılar. Daha büyük olsa. Mesela o bombayı düzenleyen adam o işi götürüp diyelim ki kalabalığın ortasına, dikkat edin kalabalığın bir kenarında oluyor bu olay. Evet. Ortasına koyar, panik olur, bir sürü insan ölebilirdi. Şimdi o zaman ters tepebilirdi yalnız. Yani PKK ile bunlar terör olacak deyip insanlar vazgeçebilirdi. Ama böyle yaptıkları zaman yani öyle bir şey ki dozunu bile ayarlıyorlar. Bombanın dozunu bile ayarlıyorlar. Yani bombalarla beraber PKK HDP baraj aşıldı. Bu aynı zamanda ne oldu? Etnik kışkırtmaya da yol açtı. Yani belli Kürt kökenli vatandaşları HDP'ye yönlendirme taktiği bu. Yani böyle bir süreç yaşandı. Yani harekatı cihaya yöneltti. HDP barajı aştı. Türkçesi bu. Yani böyle bir süreç ve bunun da en kritik merkezi Adana'daki Amerikan konsolosluğundaki Kürt masası, Orta Doğu'daki bütün pisliklerin anası orası. Evet. Evet. Çok önemli bilgiler paylaştınız tabii. Ama süreç açık yani herkesin gözünün önünde oluyor bunlar. Sadece oturup bir geriye doğru bakmak gerekiyor. Bu saatten sonra. Peki şey de mi aynı şekilde Türk bayraklarının Atatürk bayraklarına. Tabii niye bir iki gün kala oldu bu Atatürk bayrağı oraya? Mesela orada bir bayrağı, şimdi bugüne kadar bütün Türk bayraklarını ayaklar altına almadılar mı? Yaktılar. Atatürk'ün büstlerini tekmelemediler mi? Parçaladılar. Peki nereden biliyorlar oradakilerin böyle bir ruh halindeki insan, büyük kalabalıkların içerisinde bir Türk bayrağı olan linç edilmeyeme garantisini nasıl aldılar? Hatta bir fotoğraf var çok çarpıcı ve gerçekten insanın içini acıtıyor. Abdullah Öcalan posteri, Atatürk şeyi, yani bu HDP mitinginde tabii. Bakın bu da... Ve orada Birci Serok Apollo laflar ediliyor yani. Bu da orada kararlaştırılmış şeyler. Yani o merkez evet. bütün her şeyi yönlen... Bununla ilgili önümüzdeki günlerde öyle sanıyorum daha geniş bilgilere ulaşırız. Evet. Yani çok net bir operasyon yürütüldü, bir örtülü operasyon yürütüldü. Suriye'deki örtülü operasyonlar, büyük suikastlar, patlamalar oluyor. Türkiye'deki operasyon da böyle bir operasyon. Buna uluslararası şeylerde örtülü operasyon tabiri kullanılıyor. Böyle bir iş. Şimdi tam bunları tartışırken bir de çok fazla vaktimiz kalmadı ama ondan da bir iki üç cümle alalım sizden. Stratfor evet, raporu. O da
da çok ilginç, evet. Evet, 23 Şubat 2015'te hazırlanmış bir Stratfor raporu var. Raporda evet. Aynı zamanda gazetenizde haberleştirmişsiniz. Ne anlatıyor bu rapor? Şimdi bu Stratfor'un raporu ilginç bir rapor. Tabii Stratfor kimdir? Onu da evet. Bir açıklayalım. Stratfor Amerikalı bir kuruluş ve gölge CIA diye adlandırılır. Bizim TR-705 ona mı bağlıydı? Evet. Şimdi bu Wikileaks belgelerinde de çıktı bu Stratfor'un şeyleri. Bunlar belge, evet. Bütün pislik olan yerlerde, her yerde, Irak'ta, orada, burada, her tarafta kullanılan bir örgüt. Şimdi bunun düşünce kuruluşu. Wikileaks belgelerinde bunun belgeleri de çıktı ve bu belgeler içinde bir takım Türklerin adı geçiyor. Bunlardan birisi de CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu. Sezgin Tanrıkulu, Sezgin Tanrıkulu diye anılmıyor. Buna bir kod numarası vermişler. TR-705 dediği zaman Sezgin olduğu anlaşılıyor. Şimdi bir kuruluş düşünün. CIA'ya bağlı bir kuruluş. Bölge CIA'ya diye tanınan bir kuruluş. Yani kod adı veriyor birisine. Gelen bilgiler karşılığında. Hemen orada bir ayrıntı gireyim. Yani aslında sadece bir kişiye vermiyor ama mesela Türkiye'deki ajanların hepsine ya da işte Türkiye'de sürekli temas içerisinde olduğu kişilerin hepsine TR başına koyuyor ve altından numaralandırılıyor. Aynı şekilde mesela Azerbaycan'da olsa öyle AZ diyor. Devam evet. Ettiriyor ve bütün şeyde hepsini kodluyor ki merkeze gönderdiği zaman sürekli aynı ismi yazmasın. O kodlanmış ismi bilinmesin. Yani. Bilinmesin de istemiyor. Evet. Yani TR-105'den bu kripto şeydir. Dışlarında da mesela büyükelçilikler yazarken okuyan hiçbir şey anlamaz. Raporda ne var? Şimdi raporda neredeyse 7 Haziran seçimlerinin sonuçları kabaca anlatılmış. Yani 23 Şubat'taki raporda 7 Haziran sonuçları biliniyor. Yani çünkü operasyonu sürdürenler sonuçlarını da ana hatlarıyla tahmin ediyorlar. Yani AKP'nin burnunu sürtüreceğini, tek başına iktidar olamayacağını ve Türkiye'ye bir istikrarsızlık görüntüsü olacağını şey yapıyorlar ve raporu daha geniş çaplı baktığınız zaman da bu durumdan en çok Amerika'nın yararlanacağını görüyorsunuz. Çünkü istikrarsızlık ve şey çıkacak, yani herkes paçasını kurtarmaya koalisyon çalışacak. Yazıyor mu? Yani direkt koalisyon yazıyor. İstikrarsızlık öngörülüyor diyor. Koalisyon yani. Yazıyor mu? AKP, CHP var mı ya da AKP, hayır, MHP öyle, falan? Öyle, o tür raporlarda öyle gözükmez tam. Evet. Onlar detaylarda gözükür. Bu ana hatlar raporlar. Yani burada bütün dünya var, bir de Türkiye bölümü var. Evet. Bunun. Yani Türkiye'nin alt bölümlerini bilmiyoruz. Yani alt dosyasını de değil. Şimdi burada daha ilginç, Türkiye Suriye'ye müdahalede önderlik etmesi falan da var bu raporda. Türkiye'nin Suriye'de müdahaleye önderlik etmesi. Bu nedenle önümüzdeki günlerde Türkiye'nin başının başka türlü belalara girebileceğinin de göstergesi. Yani onun evet. için Stratfor'un 23 Şubat'ta yazdığı raporun böyle bir sonuca çıkmasını tabii izleyicilerimizin dikkatine sunulur. Peki efendim, çok teşekkür ederiz. Yine evet. Çok yoğun koalisyon tartışmaları öncesinde çok yoğun bir tartışma yaptık. Çok güzel bilgiler, çok önemli bilgiler de verdik izleyicilerimize. Umarım faydalı olmuştur. Evet. Teşekkür ediyoruz efendim. Sağ olun. Evet, Başkent Kulisi programının sonuna geldik. Yarın görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın efendim.